Bugün bir konuğumuz Hacken ilk yılından bu yana bizimle birlikte olan Ozan. İlk gün yoktum galiba. İkinci yıldan itibaren, 2017 yılından itibaren. Her düzenlediğimiz etkinlikte, hatta her sormak istediğimiz bir soru olduğunda telefonun diğer ucunda olan insan Ozan aramızda. Kendisine çok teşekkür ediyorum ve hemen yayını alıyorum. Aha da. Necici Hoş olmuş bu. geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Nasıl keyifler? Yan yana gibiyiz değil mi? Çok güzel oldu. Aynen. Memlekete selamlar. Hakikaten. Memleketi yok, yanıyor ya bu aralar. Çok Valla. sıcak buraları. Bir tabir var İzmirliler olarak kullandığımız zaman yayında kullanmıyorum. Şimdi öyle galiba durum. O yüzden. Kaçırdığımız Kesinlikle. Çok sıcak değil mi? Orta Doğu'da çok yaşayıp 45 dereceleri falan gördüm. İzmir gene iyi kalıyor onun yerine. beraber nasılsın? İyi. Koşturmaca. Ya da oturmaca yani. Evde koşturmaca. Aynen. Tabii. Yani evin içinde Ama kulak şey takıp 45 dakika evin içinde dolaşıp 2 kilometre yürüyebiliyormuşum yani. Onu öğrendim bu arada. Aynen. değil mi? Var öyle şeyler. Öyle Tabii. teknolojiler. Aynen. Ne yazık ki. O Ne zaman ben yap? sana saygı duyuyorum. Ne yapacağız? Teşekkür. Daha nesi Ben mi? zaten Bize video açacağım. oturuyoruz. Bilirsem yani. Geçen yani bu girişimcilikle alakalı içerik ölçekleme ile alakalı içerik, işte sunumla alakalı içerik. Bununla alakalı tabii vakit olunca evde kafa patlattım ve şeyi çözmeye çalışıyorum. Ne zaman global bir hızlandırıcı program ben destek olsam, içinde Türklerin de olduğu. Yani 100 tane girişimci dinlesem en kötü 10 tanesinin yarısı Türk oluyor ne yazık ki. Ve bunun dille de alakası yok yani. Hani Pakistanlılar, Bangladeşliler hani hiçbir ülkenin birbirinden farkı yok ya şey olarak söylemiyorum da. Biz kendimizi şey yapıyoruz ya. Hani beyaz Türklük yapıyoruz ya biraz. Hani gelişmiş ülke, gelişmemiş ülke bunun dille hiçbir alakası yok aslında. Hakikaten bir karşısındakinin bir meramını anlatma becerisiyle alakalı gelişemediğimizi düşünüyorum. O yüzden biraz Temcit Pilavı gibi her dakika aynı şeyi anlatıyorum mu? Bu girişimci olmak isteyenler var diye biliyorum aramızda. var, Özellikle sağlık gibi temel bir konuda bu kadar çok ihtiyacımız varken Allah aşkına birazcık düzgün anlatın girişimlerinizi gayesiyle bir şeyler bir video açacağım eğer bakalım gösterebilirsem. evet. İşte bir 8 parçalık bir video serisi yaptım. Bununla da hangi platformda yayınlanacağımı da tam karar veremedim. Sunumlarını bitiremedim biraz. Ama o 8 parçalık videonun bence önemli videolarından bir tanesi bu nedenle alakalı bir şey. Alt yazılarda yani ses gelmiyorsa alt yazı var. İngilizce. Çünkü zaten İngilizce olmak zorunda bu işlerin. Bir o bakalım. Ondan sonra da bir iki kelam edeyim onunla alakalı. Sonra araya name alır gibi girişimci alacağız diye konuştuk. Bakalım gelen girişimci işte tanıdığım, takdir ettiğim insanlar da var. Bakalım nasıl olacak? Bu arada bizi dinleyen arkadaşlardan yayına girmek isteyenler olursa bana zehra@açıkinovasyon.org ya da hackandbreak@açıkinovasyon.org mail adreslerinden direkt ulaşabilirler. Biz onlarla konuşup ara ara Ozan'la birlikte bu şekilde birlikte yayın yapabilecekleri bir ortama dahil ediyor olacağız. O zaman tamam, sendeyiz. Bakalım. Sen Aç. başla paylaşmaya. Bir, iki, üç. Sahne yok. Share audio, share video. Application window istemiyorum. Bakalım böyle diyelim. Yok. Olacak mı? Bu sıkıntı Geliyor değil. mu? Geldi. Mentoring. Video gözüküyor mu? Ekrana gelmeye çalışıyorum. Video gözükmüyor bende. Bakalım. Bir daha deneyeyim. İşte test yapıyorsun oluyor. Live'a Sesini geç. duydum ama. Tamam. İşte bunlar hep Olacak olacak bu Murphy. sefer.
İşte onlar bunlar hep Murphy hakikaten. Şimdi gelmiştir ama. And deliver what I call the message of significance. Hemen duyuyorum ama şey, ha geldi. Süper. Geldi video. Şey alayım. Sesin de geliyor. As a judge, mentor, and master, I've seen many times great founders fail to engage with the audience and deliver what I call the message of significance. There is a chapter specifically on storytelling as a tool, but there is more important things at stake here than the tools themselves. No one remembers your name or cares if you exist or not if you cannot deliver this message of significance unique to you and to your startup. To do it, you need to know why you're doing what you're doing. There are many reasons why founders decide to build startup. Some could be opportunistic. Seeing a sector like e-commerce or social media bloom, or see a business model like data discounts abroad and want to bring it to your own local ecosystem. There's nothing wrong in making money while pursuing an opportunity. This is risk-taking and entrepreneurship. And these founders too create large impacts through growing businesses and increasing employment. On the other hand, some founders are driven by impact in their pursuit. They want to change something they see not working. They want to make a difference in sectors and lives. They go and say, why does everyone still go to stores and test for glasses and lose time for money? Why do kids with autism have less apps for them to learn from, and etc. Whichever is your pursuit, founders need to know and communicate honestly the why and why not of their startups. Founders should discover the why of their startup before trying to pitch it to others. The how and what you're going to do will change. But the why and why not of your startup usually remains as long as the founding team is in place. If you know your why and why not, you can then explore the world with passion, gusto, and enthusiasm and deliver a unique message to everyone. If people know your why, then they can help you figure out what to do and how to achieve it. Now go ahead and write about your why of the startup with your co-founders if you have them, and visualize what will happen when you succeed in getting to your goal. Before you pitch, know the why and why not of your startup. Before you pitch, know... Oldu galiba. İnşallah olmuştur. Olmadıysa bunu bir yere ben gene post ederim. Bu aslında yani sağlıkta herhangi bir yenilik yapmak isteyen girişimciler için çok kolay. Yani bu bahsettiğimi yapabilmek. Yani normal marketplace'lerde ya da uygulamalarda ya da herhangi bir başka software as a service iş modeliyle hareket eden girişimcilerde niye bu işi yaptığını anlatıyor olmak çok kolay değil ama sağlıkta çok kolay. Yani çünkü eninde sonunda kişisel bir hikaye var ya da toplumsal bir hikaye var aslında dokunabilecekleri. Ama buna rağmen çoğu girişimcinin bunları çok doğru iletişimini kuramıyorum ben. Ve o doğru iletişimi kuramaması da aslında yatırımcılar açısından ya da projeye destek olacak herkes açısından bir problem. Birkaç uluslararası girişimcilik, işte hızlandırıcı program, seed fund programlarında da baktığımız en temel aslında özellik, o girişimci ekip, iki kişi, üç kişi, beş kişi her neyse, o problemi nasıl tarif ediyor? O problemin etrafında nasıl bir ekosistem oluşturuyor? Nasıl bir saldırı planı oluşturuyor? Ve niye bu iş onlar için önemli? Yatırımcılar hikaye aslında ben bu insanlara bu parayı verdiğim zaman, kendi paralarını vermiyor çoğunlukla yatırımcılar. Melek yatırımcılarla bahsetmiyorum. Institutional yatırımcılarla bahsediyorum. Kendi paralarını vermediği için aslında onların baktığı return on investment, yatırımın geri dönüş miktarı. Ama bunu da tetikleyen şey aslında o ekibin hırsı. Benim videoda gusto diye şey yaptım. Duramama.
O yüzden eğer bu yayında da ya da diğer şeylerde de girişimciler çıkacaklarsa, bir şey anlatacaklarsa, standart template'lere göre anlattıkları zaten normal öğrenmeleri gereken bir şey. İşte problem, solution, market, team, competition. Yani bunu yapmanız lazım. Bu önemli değil ya. Orayı öğrenin, orayı çalışın, pratik edin. Ama yatırımcının gerçekten görmek istediği şey ya da destek olacak insanın, bu arada kaynak veren diye tarif etmekte fayda var belki. Kaynak size para olarak gelebilir, know-how olarak gelebilir. Daha önce o işi bilen ve yapmış bir insanın alacağınız zaman olarak gelebilir. Bağış olarak gelebilir. Yardım, PR olarak gelebilir. Bir sürü kaynak yaratma biçimleri var. Girişimcilerin biraz da bunları düşünerek o tutkuyu, o azmi, o deliliği yansıtabilmeleri lazım. Hayatını bir şeye adayamak zaten çok zor bir şey. Benim kendim girişimci, tek bir konuya odaklı bir girişimci olamamanın sebeplerinden bir tanesi bu. O yüzden bütün girişimcilere takdir ediyorum. Yani 3 senedir bir şey yapıyoruz yani herhangi bir insanı çok takdir ediyorum. Ben son 3 senedir bir tane bir şey yapabiliyorum diyemem yani. Yani benim problemim belki de. O yüzden hani şeyi dinlemeleri lazım. Kendi içlerindeki duyguyu, o tutkuyu aktarabiliyor olmalı lazım. Sadece büyük bir fırsat var diye mesela şimdi işte Covid geldi, biz de Covid'den işte şunu yaptık. Okey ya, hani ne? Covid'den önce ne yapıyordunuz? Niye bu iş sizi ilgilendiriyor? Hadi olmayacak yakın zamanda da, hadi diyelim yarın birisi açıklayacak, bir şekilde bir aşı bulduk diye. Demek ki işin kaybolacak yani. Hani bu dönemsel şeyler değil böyle. Tutkular, o gasto, o enerji gelip giden bir şey değil çok. O yüzden tabii ki fırsat var şimdi. Özellikle sağlıkla alakalı. Farkındalık arttı, düşünce biçimleri değişti, davranış biçimleri değişti. Dolayısıyla orada çok fırsat var. Eğitim, sağlık, bunların ikisi bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Çünkü özellikle büyük şirketler ve eğitim kurumları milyonlarca çocuğa hadi anam oturun bakalım artık bilgisayar başına eğitim alacağız dedik. Aldılar. Yani aldı. Şanslı olan aldı. Burada büyük bir adaletsizlik daha var. Belki bir ara bahsederiz. Sağlıkta açık inovasyon kampı yaptık. Eğitimde açık inovasyon kampı yapalım. Bir de orada da onunla gömelim. O adaletsizlik kritik bir şey çünkü. Belli bir jenerasyon, yani katlanma oranı adaletsizliğin çok kötü bir şey. Yani senin ailenin fırsatları, imkanları kısıtlı olduğu için senin de fırsatların, imkanların kısıtlı olması durumu adaletsizliği çarpan etkisiyle büyütüyor. Çok o dikkat edilmesi, çözülmesi gereken bir şey. Sağlıkta da aynı durum var. Telemedicine var diyoruz, şey var diyoruz ama o altyapıya ulaşamadıysa insanlar kalkıp hastaneye gitmek zorunda. Yapacak bir şey yok. Kim bilir hastane nerede? Dolayısıyla o altyapı problemlerindeki dengesizlik aslında sosyal hayatta dengesizlik neden oluyor. Ama tabii bu saatler üzerine konuşacağımız konular. Benden çok daha uzman, hayatını sağlık sektörüne adamış bir sürü insan konuştu zaten son 2-3 gündür. Bugün de vardı. Dolayısıyla hani işin sağlık tarafıyla ilgili çok ahkam kesmeyeyim. Varsa eğer kendine güvenen pehlivan varsa onun bir şey vardı. Başlangıç şey vardı. Er meydana geldik buraya bilmem ne diye bir şey vardı. Vay Murat Bey'dir kesin onu. Murat Bey bize bir şey name koysun böyle. Er meydana geldik bugün falan diye. Kesin şimdi hatta söylesem canlı yayında olmasaydı isterdik ondan, hatta nara atarak gelirdi. Hayır, olmam lazım ya. Öyle başlayayım ben. Yani böyle bir güzel bas bariton çıkıyor onun arada bir. Ben bulayım onu. Ya. YouTube'da falan vardır bir ara şey. Böyle girişimcileri sahneye öyle davet edeyim ben. Senin paylaşacağın bir şeyler var mı? Bir sunum ya da konuşmak istediğin bir fikri birkaç girişimden bahsettik zaten yayın öncesinde. Onlar eğer vakitleri varsa çıkıp bir ne yaptıklar. Ben belki onlara daha iyi nasıl yapabilecekleri alakalı birkaç bir şey söyleyebilirim. Herhalde söyleyeceğim şey sadece şu olur. Fikir aşamasındaki girişimcilerin yolları bu ara bayağı bir karışık.
Belki şundan bahsetmekte fayda var. Yatırım aramayla alakalı, büyümeyle alakalı, illaki para ihtiyacı olduğunu düşünen girişimcilerle alakalı. Bir piramit düşünün. Eskiden son 3 senede burası şu taraf diyeyim. Ekrandan farklı gözüküyor. Burası fon alma imkanı olan girişimciler. Burası fon alması zor girişimciler. Şimdi bu biraz böyleydi. Yani hemen hemen her girişimcinin fon alabileceği bir durum vardı. Son 4 senedir. Globalden bahsediyorum. Türkiye'den bahsetmiyorum. Şimdi o biraz böyle oldu. Ne demek bu? Eğer fikir aşamasındaysanız, yani daha yeni çıkmaya başladıysanız, o yol çok dik arttı. Ama eğer o yolu tırmandıysanız ve müşteriniz varsa, büyüme oranı gösteriyorsanız ve bu COVID'le alakalı değişen dünyaya adapte olmak isteyenlerin isteyeceği bir hizmet servisi yarattıysanız, fon almak çok kolay. Niye? Çünkü dünyada institutional investor'lar, yani bizim girişim sermayesimiz VC'ler zaten parayı 8-10 senelik dilimlerde kullanmak için başkalarından alıyorlar. Dolayısıyla eğer bir venture capital yeni fon kapattıysa, onlara bakıyorsunuzdur zaten. Şu anda Türkiye'de yeni fonunu kapatan bir sürü fon çıktı, fon oldu. Birinci fonlarından sonra ikinci fonlarını yapan bir sürü teknik olarak, bilgi olarak, pazar olarak, beceri olarak iyi ekipler var. Ve bunlar aslında o parayı vermek zorundalar. Yani şey gibi bir şey yok dünya, VC dünyasında. Kriz geldi, işte COVID geldi, işte herkes evde oturuyor. Biz 2 sene yatırım yaptık. Böyle bir dünyaları yok onların. Çünkü fonun zamanı kaymıyor. Kaymak için aslında o yatırım sermayesi, girişim sermayesi, adına risk sermayesi demeyin ne olur. Çünkü o risk sermayesi değil. Calculated risk belki dersiniz değil mi? Riskle alakalı değil. Zaten girişimcilik risk. Dolayısıyla yatırımcıların verecekleri yatırım yapacakları miktarlar değişmedi. Zaman dilimleri belki biraz değişti. Bu 6 ay yavaş gidebilir ama o para yatacak. Dolayısıyla siz bu dönemle alakalı eğer bir uygulamanız, yani bu döneme uygun bir kurgunuz varsa para almanız çok kolay. Müşteri bulduğunuzu kanıtlayabiliyorsanız, hele son 3 ayda benim böyle bir ürünüm vardı, ben bu ürünü 3 ayda değiştirdim, 7 müşteri buldum diyebiliyorsanız, yani o ekibin krizlere, risklere dayanıklılığını kanıtlayabildiyseniz para bulmanız çok kolay. Ama benim bir fikrim vardı. Fikrime bir şeyler yapmıştım. Sonra virüs geldi. Kimse bana para vermedi. İşte şimdi para bulursam tekrar başlayacağım diyorsanız, yani demeyin. Yani çünkü olmayacak. Yani öyle bir dünya yok. Benim işte melek yatırımcı olacak insanlar vardı. İşte bana product'ın ya da uygulaman çıkınca gel sana para vereceğiz dediler. Yani artık o insanlardan çok da şey beklemiyorum. Çünkü bireysel yatırımcı korktu. Melek yatırımcı korktu artık. Eskiden işte ürünüm vardı ve 1 milyon dolar, 2 milyon dolar değerlemem vardı. Şimdi tekrar fundraise etmeye çalışıyorum. Değerlemem 4 oldu, 5 oldu. Pek zannetmiyorum. Yani erken aşama girişimcilerin değerlemeleri düştü. Eğer traction gösteremiyorlarsa, büyüme gösteremiyorlarsa, yönetim becerisi gösteremiyorlarsa o değerlemeler düştü. Ama gösterebiliyorlarsa da o değerlemeler arttı ya da aynı kaldı. Dolayısıyla krize rağmen aynı değerlemeler devam ediyor olabilir. Dolayısıyla yatırımcı açısından kritik durum, yani giriş, yatırım bulmak isteyen girişimci açısından kritik bir durum var. Onu anlatmakta fayda var. Aşağıda Alem çok güzel bir soru sormuş. Sağlık alanındaki girişimcilik pozitif ayrımcılık dönemi olduğunu söyleyebilir miyiz? Genel olarak bakınca aslında krizlerde pozitif ayrımcılık genelde çok olmuyor. Çünkü venture capital cycle'ı 8-10 sene. Yani bir kriz oldu finansal alanda, finansal teknolojiler büyüdü. Bir kriz oldu sağlık alanında, sağlık teknolojileri büyüdü. Olmayabiliyor. Ama bu kriz çok normal sağlık krizinden farklı. Bu kriz sağlık alanında bireylerin
çalışanların, şirketlerin, devletin aynı anda davranış biçimlerini değiştirmek zorunda kaldı. Bıraktı. Yani dolayısıyla bundan önce telemedicine yapıyorsanız evet bir albenisi vardı ama şu an inanılmaz patlıyor. Evet ve bence bu devam edecek. Evet bu da bir pozitif ayrımcılık. Evet ama bunun kökü şu. İnsanlar eskiden bunun yapılabileceğine inanmıyorlardı. Bunun verimli olduğuna inanmıyorlardı. İnananlar çok az bir kesimdi. Ama artık herkes bunu gördü. Yani oluyormuş dedik geçtik. Yani o skepticism dönemi kapandı. Eğitimde de aynı şey. O uzaktan eğitim olmaz. Toplantıları yüz yüze yapmamız lazım. Uzaktan demo yapamayız. Gelmeniz lazım. Yani İstanbul'daki, Ankara'daki bütün girişimcilerin problemi oydu. Sabahın 8'inde kalkıp Ankara'ya 2 tane toplantı için uçup akşam dönmek zorunda kalıyordu girişimciler. Böyleydi çünkü abi, uzaktan olmaz, görmemiz lazım. Ne oldu abi 3 aydır? Yani yapalım hemen yapalım, yarın yapalım demo. Akşam 9'da yapalım, Zoom'la yapalım, Jitsi'yle yapalım, bilmem neyle yapalım. Demek ki oluyormuş, öğrenmek zorunda kaldık. O yüzden de bence bu davranış değişikliği nedeniyle sağlık alanı eskiden çok inovatif ve çok yeni teknolojiye sıcak olan şirketlerin girdiği alanlar artık herkesin gayet baktığı alanlar olacak. Bu dönemde biraz kalabalık olabilir o alan. Herkes sağlıkta bir şey yapmak istiyor çünkü. O yüzden eğer ekibiniz daha önceden başladıysa bununla alakalı bir yol kat ettiyse şu an bence fundraise etmeniz kolay. Daha önceki dönemde. Çünkü satış yapmanız daha kolay. B2B toplantılara gitmeniz daha kolay. Mesela prototip hazır olanlar şanslı. Arge desteği bekleyenler ne yapmalı? Arge desteği bekleyenler, prototipi olanlar, fikri olanlar hepsi aynı şeyi yapmalı. Gidip müşterinin problemlerini çözmeli. Müşterinin problemlerini anlamalı. Müşteriyle laboratuvarda geçirdiğinden daha fazla vakit harcamalı. Zaten öyleydi. Şimdi daha çok öyle. Ve bu daha kolay. Yani eskiden bir toplantı ayarlamanız, o toplantıya hayır cevabı almanız çok kolaydı. Çünkü ay bugün çok yoğunum, ay işte bizim işler de... Hani ne oldu bugün çok yoğunum? Artık Zoom 15 dakika. Yani üst kattan alt kata bile inmene gerek yok. Bir 15 dakika Zoom yapalım mı? Yapalım. Hani her dakika yapıyoruz zaten deyip çok daha kolay müşteriye ulaşabilirsiniz. Herkes 7-24 neredeyse online. Ay e-mail almıştık, almadınız mı? Almadık diyemiyor artık kimse. Çünkü ne yapıyorsun başka e-mail'e bakmaktan başka? Hiçbir şey yapamıyorsun. Dolayısıyla e-mail'i aldık. E-mail sana ulaştı, onu biliyoruz artık. Hayır e-mail'i almadım. That's not gonna work anymore. Olmayacak yani. Ya da biz size LinkedIn'den ulaşmıştık. Haberimiz olmadı. Hadi ya ne oldu? Bütün gün LinkedIn'de herkes, sosyal medyada. Hani bunu kaçırık almadı artık. Dolayısıyla ve insanlar hem bütün gün online hem de online'da problem çözmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla o insanlara ulaşabilirsiniz. Arge desteği beklemek kadar, yani kansere çözüm bulmuyorsanız Arge desteği beklemeyin. Arge bir kaynak, Arge desteği bir kaynak. Müşteri daha önemli bir kaynak ve şu anda daha önce inovasyon tarafında geç kalmış, hiç umru olmamış bir sürü kurum patır kütür bir şeyler yapmak zorunda olduğunu görüyor ve para harcamak zorundalar. Ve ilk varanlar, bunu ilk doğru düzgün anlatabilenler, ürünü olmasa da bu arada, ürün olmasından bahsetmiyorum, satıştan bahsetmiyorum. Ürün olmasa da biz sizle bunu geliştirebiliriz. Servis biznesinden bahsetmiyorum bu arada gene. Danışmanlık yapmayın büyük şirketlere. Ürün olarak biz bunu sizinle geliştirmek istiyoruz. Ama başkalarına da satacağız. O yüzden size 10 tane danışmayı veremeyeceğim ben, danışman. On-premise değil artık hiçbir şey. Ürünleştirmeye odaklanın Arge desteği beklerken. Müşteri çekmeye odaklanın, inbound marketing'e odaklanın. Ama daha da önemlisi müşterinin problemlerini acil olarak çözmeye gayret ettiği problemleri öğrenmek için bizim customer discovery deyip durduğumuz müşteri problem çözüm, müşteri problem anlama turlarını atmaya başlayın. En nefret ettiğim şey TÜBİTAK'tan destek almış, 1,5 senedir laboratuvardan çıkmamış, Arge bitmiş, ürün bitmiş, ilk kez müşteriye gidiyor, müşteri diyor ki bunu ne yapacağım ben, işime yaramaz ki diyor.
Yani 1,5 senesini hem de yani çok akıllı insanların 1,5 senesini boşa harcamış yüzlerce binlerce TÜBİTAK 1512 almış insan var. Yazık, günah yani. Türkiye'nin öyle o kadar vakti, o kadar harcayacağı kaynak, akıl yok. Ne olur kimsenin ciddiye almadığı problemlerle ya da sizin tahmin ettiğiniz problemlerle uğraşmayın. Ve eğer yapabiliyorsunuz, sağlıkta bu biraz daha zor, onun farkındayım, ama ne olur yurt dışına bakmaya baştan başlayın. Yani dakika bir başlayın. Arge yaparken de biz Türkiye'de yapacağız, yurt dışındakilerden daha ucuz da Arge olmaz. O Aro. Pardon, o G o. G. Geliştirme o. O bir anlamı kalmadı artık dünyada. G yapmayın. Ar yapacaksınız, o Arge'deki arı yapacaksınız da Türkiye'de yoktu, biz yaptıkla ar olmaz. Zahmet olacak ama bir yurt dışında varsa aynısını yapmayın. Daha ucuz üretiyor olabilirsiniz. O zaman da Çin'den, Bangladeş'ten bir farkımız kalmayacak. Bedava boşa boşa mühendis çalıştırıyor olacağız. Bizi kurtaracak şeyler bunlar değil yani. Ozan'cım ilk geldi, fırlatıyorum ekrana. Bunlar. Ali Ercan. Selam. Vay. Selam abi. Ne haber? İyi sağ ol, sen nasılsın abi? Her şey yolunda, çok tanışıyor şükür. Tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz, tanışıyoruz. Ozan'ı tanımayan var mı ya? Abi yapma lan. Alıyorum sahneden. Başka. Görüşmek üzere. Hadi devam. Anlat başka bakalım, ne yapıyorsun? Nerede bulacağım? Tamam. Bir kısa anlatsana. Vagustim'in eski hali. Belki yenisi değişmiştir. Tamam. Kısaca anlatayım bilmeyenler için. Vagustim ne yapar? Vagustim aslında stres kaynaklı hastalıkların, buna migren bir örnek, hastalıkların tedavisinde kullanılan giyilebilir teknoloji bir medikal cihaz geliştiriyor. En kısa hali, hani bir cümlede anlatabileceğim hali bu. Benim tıp doktoru bir ortağım var. Ben mühendislik okudum. Aslında fikir ondan geliyor. Biz bir şekilde yollarımız kesişti birkaç sene önce ve daha sonra da beraber çalışmaya başladık. İlk önce biraz daha birbirimize destek olduğumuz bir süreçti. İşte ben ona ürün geliştirmek taraflarına destek oluyordum. Sonra işler biraz hızlanınca ya bu işi niye acaba beraber ayağa kaldırmıyoruz oldu. Ve daha sonra da işte şirket kurduk vesaire. Süreç şu an aktif olarak ilerliyor. En yakında prototip ya da şey, alet artık prototip değil, şey çıktı ya. Çıktı evet mı? Evet. Ya bizim süreci baştan anlatmakta fayda olabilir belki. Biz işte ilk bu işe başladığımızda aslında şöyle hedeflemiştik yolu. Dedik ki yani biz insanlar da bu cihazı kullanmak için bu yola başlıyoruz ve işte bir endikasyon belirleyip işte bu da migrendi bizim için ve orada bu cihazı son kullanıcılara ulaştıracağız. Tabii bu konuşmayı dinleyenlerin çoğu da bildiği üzere işte medikal cihaz yapmak, regülasyonlar, klinik çalışmalar vesaire çok kaynak gerektiren ve meşakkatli yol. Tabii o zaman bizim o kadar bütçemiz vesaire de yoktu. Öyle bir kaynağımız da yoktu. Biz tabii baktık yani nasıl bir yolda ilerleyebiliriz diye. Bunu daha hızlı nasıl hani bir traction'da gösterebiliriz diye. Sonra benzer teknolojiye aslında bizim cihazımız, yani bir vagus sinir stimülasyonu yapan bir cihaz. Yani bir siniri, vagus adı verilen bir sinir var vücutta. Bunu niye uyardığımızı birazdan anlatırım. Bu siniri biz non-invasif bir şekilde elektriksel olarak uyarıyoruz. Daha sonra acaba bunu nereye konuklayabiliriz ve hızlı bir traction yaratabiliriz diye düşünürken bunu research amaçlı, yani araştırmacılara, lablarında kullanabilecekleri, gerek fare işte hayvan çalışmalarında kullanabilecekleri bir alana evirdik ilk etapta. Şu an oradaki cihazımız hazır ve satışlarına da başladık hatta. Ne yapıyor bu? İşte araştırmacılar alıyorlar, hayvan çalışmalarında kullanmak için bizim cihazımızı kullanıyorlar. Tabii biz de bu süreçte o cihazın aslında gelişmiş versiyonları insanlarda kullanacağımız cihazın temelini oluşturuyor. Ve biz de bir taraftan ona devam ediyoruz geliştirmeye. Yani şu an aslında ne yapıyor? Özetle toparlamak gerekirse, research only kullandığımız cihaz var. Bunu satıyoruz birkaç aydır. Ve bir yandan da insan cihazı kullanmaya, geliştirmeye devam ediyoruz. Ayrı marka yarattınız mı? Yok, ayrı bir marka yaratmadık. Modeller çıkarttık. Research only purpose. İşte efendim? Ürünün adı aynı mı? Aynı Vagustim. Vagustim olarak geliyor. Sadece markaları farklı yani. Araştırmacılara sattığımız research only purpose olarak konumlandırdık.
İşte hastalara gidecek medikal cihaz, o zaten bug üstüm olarak ilerleyecek. Tamam. Mesela hı-hı, orada niye bu kararı aldınız? İki tane farklı kitleye niye aynı markayla iletişim yapıyorsunuz? Aslında şundan dolayı yapıyoruz onu. Bunlar birbirini besleyen süreçler. Yani sizin mesela biz research only olarak cihazımızı satıyoruz araştırmacılara ve araştırmacılar bunu kendi çalışmalarında kullanıyorlar. Aslında buradan çıkan sonuçlar, etkinlik, güvenlik ve diğer sonuçların hepsi bizim insanda kullanacağımız cihazın da temelini oluşturuyor. Şey, o data ve o know-how oraya evet, feed ediyor da evet, kendi olarak feed ediyor geliyor bana. Belki ayrı bir marka oluşturulabilir. Hı-hı. Abi şey dediğin zaman ne, kim taktı buradan önce? Fareye toyduktu abi deyince yani orada pek aynen, emin olmadım. Bir onu mesela bak bu çok çok engineering bir cevap oldu. Hani hı-hı, oradaki data aynı, oradaki teknoloji aynı, oradaki know-how aynı, o yüzden marka da aynı. Abi öyle olmaz o iş diyesim geliyor. Aynen. Ya aslında şöyle, şu an hani kesin ona karar vermiş ve onu uyguluyor değiliz. Çünkü insan tarafında şu an aslında bir faaliyeti de, yani bir pazarlama faaliyeti de yürütmüyoruz yani. Aynen. Aynen. Yani o taraf esnek, biraz değiştirilebilir. Yani benim genelde girişimciler, özellikle medikal alandaki girişimcilere anlatmaya çalıştığım şeyler bir tanesi bu. Think like an American yani. Yani doğru doğru. Hak veriyorum. Amerikalı gibi yapmak zorundayız arkadaşım. Aynen. Yani. Aynen. Fareye koyduğun markayı alıp da insana koyacağını koyma. Koyma. Olmaz. Yok olmaz, haklısın. Doğru yani doğru. Bence böyle yani isim, siz çok 50 tane isim bulursunuz. Şey çok anlaşılırsa Vagus sinirini mıncıkladığımız için Vagus Team oldu. Tamam. Okey. Bence bu researcher'lar için muhteşem bir branding. Ne evet, yapıyorsun? Evet. Çünkü adam bir yere bağlamaya açıklayıcı çalışıyor. Aynen. Açıklayıcı bir marka. Abi, ama normal markalamada çok marka uzmanı vesaire öyle bir haddim yok ama hani Vagus Team any brand olabilir ama Vagus'la alakalı dediğin zaman adam anlamayacak zaten. Ben zor anlamıştım ta zamanında. Daha böyle seksi, daha kolay hap gibi yutabilecekleri bir şey vermek lazım. Mesela o markayla alakalı şu an hiçbir şey yapmıyoruz dedin ama bence açın abi tertemiz bir landing page. Aslında imajları çalışmasın. Okay. Deyin ki in progress we're looking for beta testers deyin. Gömün abi content marketing'i. Migren şöyle çözülür ama böyle de çözülür. Bakalım 1000 kişiyi sign up edebiliyor musunuz? Mesela hani consumer odaklı bir şey yapıyorsanız markın ya yani ürünün olmasını beklemenize gerek yok. Dalın abi bir tane doktor bulun. Doktor sürekli konuşsun. Hiç ürünü göstermenize bile gerek yok. Migreni böyle çözebilirsiniz. Ağrıyı böyle çözebilirsiniz. Biz şöyle bir şirketle bu işlete işte deney yapacak insanlar arıyoruz. Bize başvurun. Hani that shows interest yani. Para bile alırsın istesen. Hani. Yok yok, veriyorum. Aslında çok yani bir şeyler de yapıyoruz. O kadar da şey kendimizi gömmeyeyim şimdi. Bu benim sana anlattığım çok böyle buzdağının görünen kısmı. Aa, süper. Ama dediğim gibi mesela bu çok güzel bir hack aslında. Hani o dönemde sonuçta sen 3 milyon dolar raise etmiş olsaydın researcher product'la uğraşmayacaktın belki. Yani alacaktın evet, licensing, FDA approval vesaire, oraya girecektin. Onu raise edemediğin bir ortamda olduğun için researcher'lar üzerinden hem data topladın hem technical validation yaptın, bir path'e girmişsin. Muhteşem. Doğru. Güzel bir hack. Sizin hayatınızı da kurtardım. Kesinlikle. Bence süper. Yani aslında iyi özetledin orayı. Burayı biraz açıkmak iyi olabilir. Diğer benzer yoldaki girişimler için de bize benzer. Yani biz işte herkesin de bildiği üzere mesela medikal cihazla uğraşan işte regülasyonlar değişiyor. MDR'den MDR'a doğru bir dönüş var. Yani MDR çok fazla böyle bir gereksinimi olan ve bir sürü şey yapmanız gerektiren bir şey. Yapılmayacak şeyler değil ama günün sonunda zaman ve onun da türevi olarak fonksiyon olarak paraya bakıyor. Şimdi biz mesela FDA tarafında da girişimlerimiz oldu. Acaba FDA tarafı daha mı kolay olur falan, onu da bayağı bir değerlendirdik. İşte birkaç tane danışmanla görüştük, onların fikirlerini falan aldık. Yok, onu da ondan aşağı kalır yanı yok yani. Hatta kafa kafaya belki biraz daha da zor. Hal böyle olunca da tabii şimdi şey, yatırımcılarda anlayışla gösteriyorsun. Hatta bununla ilgili yazdığım
bir yazı da vardı. Çünkü şimdi sen diyorsun ki ben bir şey yapacağım, bu NFT'ye onaylanıp satacağım. O da diyor ki sen sat da ben ondan sonra yatırım yapayım. Yani görmek istiyor adam satıp satmayacağını. Burası yumurta tavuk. Oradaki yorumcular yanlış yani. Sadece mesela biz Amerika'da bundan biraz bahsetmiştik, konuşmuştuk. Bu arada hani seyredenler bilsin, hani bu Ali Canlar ve Augustin ilk şeyim olmadığı için biraz biliyorum. Yani path'i biliyorum. Amerika'da sadece pre-FDA teamlere yatırım yapan şirketler var. Çünkü adam şunu biliyor. Ben 20 tane pre-FDA şirkete yatırım yaparsam, bunlardan 10 tanesi zaten FDA approval alırsa, zaten benim koyduğum paranın zaten 10 katına çıkacak diye bildiği için şeyle alakalı derdi olmayan modelleri, yatırım tezleri buna dayalı bir sürü yatırımcı, bir sürü değil de yani bize göre bir sürü yatırımcı var ama Türkiye'de böyle bir şey çok yok benim bildiğim. Tabii. Hatta şey, yani ben mesela biliyorum, yani o FDA'ye pre-stop yapıyorsun. O FDA'den çıkan sonucu bile deckine sen koyuyorsun daha sonra. O senin bir argümanın oluyor. Çünkü şimdi yatırımcıların sorduğu şeylerden bir tanesi regulatory pathway. Yani senin buna FDA onayı alman bir yıl mı sürecek, 3 yıl mı sürecek, 5 yıl mı sürecek? Sen bir şeyler söyleyebilirsin ama bu ne kadar güvenilir, kredibilitesi yüksek olur, burası tartışılır. Ama sen FDA pre-stop yaptıktan sonra bu sonucu alıp attach ettiğinde artık senin altında FDA'nın imzası olan bir dokümanın var. Bu artık senin yatırım alma şansını da inanılmaz arttıran ve söylediklerinde perçinleyen bir şey. Ama günün sonunda işte en büyük dezavantajımız nerede başlıyor? İşte kur farkı bunu çok olumsuz etkiliyor. Bugün pre-stop yapmak, alt alta maliyetlerin hepsini koyduğunda nereden baksan 50 bin dolara patlar yani. Pi 6-9 ayda sürer. O da Java'sı. Ozan sen düştün mü? Ben seni göremiyorum. Ben mi gittim acaba? Sen bir gittin sanki de. Ben de en azından öyleydim. Ben okey. Böyle bir platform varken aslında şunu sormakta fayda var. Hani o fırsatı vermekte fayda var. Şu an ekip arkadaşı arıyor musunuz? Nasıl bir skill set ekip arkadaşı arıyorsunuz? Şu an sizin ihtiyaçlarınıza, hani size yardımcı olmak adına aslında açıyorum şeyi. Bu sağlık informasyonu seyredenler sana nasıl ulaşsın, niye ulaşsın, ne anlatsın? Çok güzel, çok sağ ol. Bunu özetle, ben de değinmek istiyordum bu konuya. Bana nasıl ulaşabilirler? En kolay yolu LinkedIn. Orası bir yöntem. İsim alican@vagustin.io'da mail adresim. Aynı zamanda zaten Slack grubundaki network kısmına da bir bununla ilgili bana nasıl ulaşmak isteyenlere dair bir içerik de paylaşmıştım. Biz şu an neye ihtiyacımız var? Açıkçası teknik arkadaşlar arıyoruz biz. Yani bir gömülü sistem çalışmış, medikal cihaz sektöründe tecrübesi olursa artı bizim için. Bu alanda yetkinliği olan ve bizim alanda çalışmak isteyen birileri olursa bana, benimle iletişime geçmesinden memnuniyet duyuyorum. Bir kez daha işte yazılım tarafında da bilgisayar mühendisi ya da yazılım mühendisi tabanlı daha çok app çalışan, Android, iOS fark etmez, alandaki arkadaşlar da bize ulaşmasından memnuniyet duyuyorum. Çünkü burada bir ihtiyacımız var. Önümüzdeki dönemde oluşacak görünüyor. Ve bunu karşılamaya şimdiden zaten başlıyoruz. Pasif bir arayış içerisindeyiz ama bunu aktif bir arayışa da çevireceğiz birkaç ay içerisinde. Evet. Bütün desteğimiz onaylandı bizim çünkü. İşte 1511 desteği aldık bundan birkaç ay önce. İyi de bir destek aldık. İşte yine burada konusu geçmedi. Bilmeyenler olabilir. Biz bir yatırım da aldık bir yıl önce. Eczacıbaşı'nın yatırım şirketi lead etmişti. İşte şu anda da işte aktif olarak dediğim gibi bu iki alanda arayışımız devam ediyor. Bunun dışında belki yatırımcı falan dinliyor olabilir. Aktif bir yatırım arayışımız yok ama görüşmelere devam ediyoruz. Hani o konularda da yine konuşuruz yani ulaşan olursa. Güzel oldu. İyi de catch up oldu. Bence marka konusunda şey kritik. Bir onu belki kulağın arkasında bir yer tutabilirsiniz. Yani büyük grupların özellikle kendi alanlarında inovasyona Ar-Ge tarafları olmasına rağmen startuplarla başka şekillerle çalışmaya başlamış olması güzel haber. Koşulları bilmiyorum. Umarım hani global standartlardaki koşullarla devam ediyorlardır bu ilişkileri. Bazen çünkü hostile işler olabiliyor ne yazık ki.
dediğim gibi iyi bir grup. Onlarda da marka bilgisiz, marka deneyimi de çok yüksek. Belki onlarla bu yatırımın üzerine bir de bu know-how'ı çakabilirsiniz. Destek olurlar sonuçta onların da bir çorbada tuzu değil artık kaşıklanmış durumda. Aynen. Herkes için biz en azından şu ana kadar çok memnunuz. Haberleşelim. Ben bu çok sevindim. Tamamdır o zaman. Bunu söyleyebilen çok fazla etki. Stratejik yatırım alanı yok. Ya, o yüzden arada, haberleşelim, görüşelim. Söyleyebilen dedin ama şey kaçırdı. Orada gitti bağlantı. Ben duyamadım. Ne söylediğini anlamadım ama. Şey gitti orada bağlantı çünkü. Kurumsal yatırımcıdan para alıp o ilişkiden memnun kalan çok yatırımcı, çok girişimci yok. Sizin memnun kalmanız beni ayrıca sevindim. Aynen. Yok şey biz şu ana kadar gayet memnunuz. İyi niyetliler oldukça. Öyle söyleyebilirim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese. Sağ olun davetiniz için. Süper. Çok teşekkürler Alican. Bye bye. Katıldığın için. Ben teşekkür ederim davetiniz. Ben teşekkür ederim derken kapattım ya yayını. Ben teşekkür ederim de biz teşekkür ediyoruz Alican'a. Ve başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçleri de umarım çok güzel başarılar imza atacaklar. Ve sabırsızlıkla da duymak için de sabırsızlanıyoruz yeni haberlerine. Bilgisayar olanlar Alican'a özellikle ulaşsın. Ben şimdi başka girişimcilere kanca atmaya devam ediyorum. Bir yandan biz ulaşmaya çalışıyoruz gruptaki girişimcileri de yayına almak için. Tekrar duyuru yapayım. Bizi dinleyen, girişimini anlatmak isteyen, projesini anlatmak isteyen arkadaşlar Ozan da burada. Birlikte sizi sahneye alabiliriz. Hemen bana rehra.açıkinovasyon.org ya da hekembrek.açıkinovasyon.org mail adresimizden ulaşabilirler. Hemen sahneye alacağız onları. Bu arada sen sahnedesin. Ozan'cığım devam et. Yani bu biraz önce aslında şeyden bahsettik. Yani güzel bir pert anlattı Alican. Medikal teknolojiyle alakalı Türkiye'de know-how var. Pazar da var. Fakat genelde o know-how ve pazara rağmen büyük şirketler kendi Ar-Ge departmanlarından bunu bekliyorlar. Ne yazık ki Ar-Ge departmanları Türkiye'de incremental innovation'a çalışıyor. Tahmin edilebilir getiriler üzerine çalışıyorlar. Zaten işin içine tahmin edilebilir, bütçelenebilir bir şey giriyorsa zaten o G oluyor, R olmuyor. Yani araştırmanın doğasında başarısızlık embedded yani. Araştıracağım belki bulamayacağım yani. Ama Türkiye'deki çoğu şirket Ar-Ge mühendisi olan varsa çok şikayet ediyordur bundan. Doğru Ar-Ge mühendisi varsa şikayet ediyor. Bazıları da çok mutlu böyle bir durumdan tabii. Araştırma yapma ve başarısız olma lüks gibi görünen şeyler ne yazık ki. O başarısızlığın finansmanı da zorlu bir süreç. Şirketler de bütçe yapıyorlar. Ar-Ge'ye 1 milyon bütçe vereceğiz. Okey ne çıkacak? Yani ne çıkabilir? Binde bir improvement çıkabilir. Yani ayrılan bütçeyle sınırlıysa bu iş oradan breakthrough bir şey çıkması, yeni bir şey çıkması zaten mümkün değil. Yani tasarımında yok. Hani Cem Yılmaz diyor ya, insan yiyecek bunu. Hani Ar-Ge çıkmayacak. Bir şey çıkacak da hani yeni bir şey çıkmayacak. Obviously yani. Dolayısıyla hani Türkiye'de yapılıyor mudan ben çok emin değilim. Çok da Türkiye ile iş yapmadığım için hani ukaralık yapmayayım ama yaptığım kadarıyla gördüğüm çok bir cacık yok. Onun da bütün hepimize bir zaman maliyeti var. Benim burada biraz, burada ve diğer platformlarda biraz bu konuda sivri dilli olmamın sebebi de o. Yani onların yapmadığı araştırmayı başkası yapıyor. Başkasının yaptığı araştırmanın sonuçlarını ben müşteri olarak almak zorunda kalıyorum. Başka bir yere finanse ediyorum ben aslında. Müşteri olarak ya da zaman olarak. Yazık günah yani. Burada bu kadar mühendis varken bu işin Ar tarafında yapabilecek. Azıcık bu insanlara fear of failure değil de hani hızlı koşma ve önceliklendirip yeni teknolojiler peşinde koşma fırsatı verilmesi lazım. O da bizim Türk şirket kültüründe çok olan bir şey değil ne yazık ki. Rekabet de yok Türkiye'de çok. Hele böyle büyük alanlarda eğitim, sağlık gibi. O da bize, hepimize dediğim gibi kan ter gözyaşı olarak dönüyor ne yazık ki. Yani hani
Keşke dönmese de dönüyor. Ne yapacağız? İşte bu, o burada anlatıyoruz ki hani değişsin bir şey. Ozan'cığım bir girişimcimiz daha var. Tunç Bey. Merhaba. Tunç, gerçekten sıkı takipçilerimizden. Bütün konuşmacılarımızı sorularıyla cidden çok güzel yönlendirdi. Kampın başlangıcından itibaren kendisine bu yüzden de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve sahnede ben sizi yalnız bırakıyorum. Tamam. Üç gözlüklü bir araya geldik. Ne konuşacağız? Selamlar. Ulan ben. Merhaba. Önce Tunç için ben de. Projeyi dinleyelim. Tunç evet. Bey'den. Şimdi devam edelim. Öncelikle yani hani şimdi hemen telefon gelip bağlandığı için kusura bakmayın böyle hani tişört şey sakallı fakallı çıktık. Ama sizinkinizin üstünde bir şey var. Commit your code yazıyor falan. Tabii. Ben hemen araya girmek istiyorum. Burası Hack and Break. Normalde Hack and Break için bir dress kodumuz yok. Yani biz normalde nasıl kullanacağız? Terlikle ve şortla. Aynen. Problem değil yani. Yok yok doğru söylüyorsunuz. Ve şimdi şöyle, ben Doktor Tunç'ta için doktor olarak çalışıyorum. Göğüs cerrahisi uzmanıyım. Yani akciğer kanser ameliyatları yapıyorum. O yüzden yapım gereği biraz böyle hani o yüzden evet evet. O yüzden ben Marmara Üniversitesi'ndeyim ama aynı zamanda da işte hani orada doçent olarak çalışıyorum. İş fikri de oradan doğdu zaten bizim. Şimdi de Gökhan Bora Esmer'le beraber Teknopark İstanbul'da bir 1512 desteğiyle TÜBİTAK'a bir şirket kurduk. Projemiz desteklendi 1512. O da 3 boyutlu akciğer navigasyon sistemiydi. Yani iş fikri kanser, çünkü tomografilerde şöyle oluyor. Bir öksürüyor hasta, işte sigara içicisi, bir akciğer film çekiliyor, bir leke gözüküyor orada, tomografi çekiliyor. Tomografide o lezyon gözüküyor. Bu lezyon kanser mi değil mi? Orada hikaye orada başlıyor. İşte PET-BT'ler yapılıyor, bronkoskopiler yapılıyor, dışarıdan iğne batırılıyor falan. Yani tanı koymak için çaba sarf ediyoruz. Bazen kolay oluyor bunu tanısını koymak. Çünkü PET'te mesela parlıyor. Diyor ki bu parlaklıkla kanser olur bu diyoruz. Ya bazen öyle çıkmıyor. Tüberküloz da çıkabiliyor mesela. Veya diyoruz ki bu bir küçük lezyon. Hadi sizi takip edelim. 3 ayda bir size tomograf çekelim. Bu büyürse çıkartalım diyoruz. Eğer diyoruz ki siz zaten 50 yaş üstündesiniz, erkeksiniz. İşte 30 paket yıldır sigara içiyorsunuz. Böyle bir risk faktörünüz varken, böyle bir nodül varsa bunun kanser olma olasılığı yüksek. Evet, dışarıdan işte iğne batıramadığımız kadar küçük lezyon veya büyük damarın yanında veya işte ağızdan gelip endoskopi sistemiyle gidemeyeceğimiz yani sistemin dışında ama akciğerin kendi içinde parçalamıyoruz. O yüzden diyoruz ki sizi hadi ameliyata alalım. Ameliyatta bunun teşhisini koyalım. Ameliyatta işte o parçayı yolluyoruz patoloğa. Patolog bunun teşhisini koyuyor. Diyor ki bu kanser. Tamam doğru düşünmüşüz. Şüphemiz doğru. Akciğer kanserinin o bölgesini, akciğer kanserli kısmı o bölgesini tamamen çıkartıyoruz. Ama bazen diyor ki patolog, bu kanser değil, bu bir enfeksiyon, bir lenf bezi, işte başka bir hastalık. O zaman hastanın tabii şansı, kanser değil adam veya kadın. Ama bu sefer ne oluyor? Boş boşuna ameliyat olmuş oluyor. Hastanede 4-5 gün geçiriyor. İşte ameliyatın riskleri var. Yani sonuçta bir tırnak çekme ameliyatı gibi değil akciğer kanseri ameliyatları. Çok negatif oluyor aslında. Doğru. İşte orada bizim... Benim bir düşüncem vardı hep. Bu düşünceyi de gerçeğe çevirmek işte bu TÜBİTAK projesiyle hayata geçti. Biz nasıl tomografi çekiyoruz? Tomografileri 3 boyutlu olarak damar yollarını, hava yollarını bir sanal görüntü olarak ekrana alalım. Bu ekrana aldığımız görüntü üstünde de navigasyon yapalım. Yani akciğerin Yandex'ini, akciğerin Google Maps'ini yapalım. Nasıl adresi yazıyorsunuz, direkt sizi götürüyor en kısa yoldan. Biz de bunu yapalım mantalitesine yola çıktık. İş fikri beğenildi. İşte hani hatta şöyle oldu. TÜBİTAK projesi kabul olur olmaz. Ben Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı var. Teknopark İstanbul'da Kuluçka'da bize masa verdiler. Orada işte o zamanki yöneticiler güvendiler bize. Biz çalışmaya başladık. Dediler ki bir gün Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı sağlık projelerine destek verecek. Hadi siz onlara bir de sunum yapın. İşte, Kasım 2017'de onlara bir sunum yaptık. Oradaki işte jüri hatta Ata Hoca da oradaydı. İşte jürilerden biri oydu ikinci sunumumuzda. İlk sunumda yoktu kendisi diye hatırlıyorum. Hani dediler ki biz sizi izlemeye alalım. İşte orada Evren Bey vardı, Melih vardı sonra bir aileydi. Biz sizi izlemeye alalım. Bir sene olmadı. Bir 10. ay sonunda biz prototipimizi çıkarttık.
Hani bir navigasyon çizgisi çizdiğimiz, işte tomografi görüntülerini işlediğimiz, ben bunun etik kurulunu aldım, onaylarını aldım hastaneden falan. Böyle bir güzel bir kolaborasyon örneğiyle bir tane işte elektronik mühendisi daha aldık işe, sinyal işlemeyi bilen, biraz büyüdük işte. Peki, yazılım mı, donanım mı? Şimdi yazılım. Mesela diğer girişimde tamamen yazılım, dijital. Mesela şöyle anlatırsanız, şimdi bayağı uzun sürdü, ben de sabırla ve ilgiyle dinliyorum. Diğer girişimcilere bir örnek olması açısından söyleyeceğim. Biz akciğer filmlerini yazılımla navige ediyoruz. False negatifin maliyeti yılda 5 milyar dolar. Hastaya zaman maliyeti artı ameliyatın riski var. Dünyada bu iş hardware ile yapılmaya çalışıyor ama bunların izinleri çok uzun sürüyor. Biz bunu yazılımla yaptık ve diye hikayenin geri kalanına geçebiliriz. Çünkü biz nasıl yardımcı olabiliriz? Ben nasıl yardımcı olabilirim? Mesela onu çok merak ediyorum. Şu an bir ihtiyacınız var mı? Belki buradaki yok, insanlar bir ihtiyacımız yok. Bana yayına katılır mısınız dediniz. Ben de yayına katıldım. Şöyle biz CE sınıf 2A'da CE belgelenme sürecimizi tamamladık. Klinik çalışmamızı yaptık. Süper. Şu an ticarileşmeye başlıyoruz. Bunu cloud'a atıyoruz şu anda. Ama ben şu süreci anlatacaktım ben size. TTGV mesela bize güvenmesi, biz bu noktaya gelemezdik. Diğer hocalarımız işte çok güzel anlattılar. Şu melek yatırımcı var, şu VC var, işte şöyle yatırım. Sağ olsun, kimse yatırım yapmıyor Türkiye'de. Biz yok, bütün VC'leri dolaştık. Şimdiye kadar DCP, ACT bir grup yatırım yaptılar. Ama onların elindeki para bitti. O yok. Sağlık yatırımlarında hiçbiri geri dönmedi henüz onlara. Geri dönmediği evet. için de bütün bu Türkiye'deki ekosistemde bunu gördüğü için sağlıkta kimseye yatırım yapmıyor bugün Türkiye'de. Niye Türkiye'de aradın sen? Çünkü ulaşılabilecek, sonuçta ben bir öğretim üyesiyim. Ticarileşme açısından herhangi bir, yani uluslararası yarışmalara katıldık biz. TTGV yok. Bize işte... Yurt dışından herhangi bir yere ulaşmaya çalıştınız ve yanıt alamadınız. Geçen sene... Yok, yanıtları aldık şimdi bu sene. Geçen sene mesela ilk defa Amerika'da dijital diyorum. Bio'ya katıldık. Philadelphia'daydı. Orada bize dediler ki biz 1 milyon dolar arıyoruz diyorduk. Siz bu projeyi Amerika'da 15 milyon dolar arayın ama gelin burada arayın dediler. Aynen. Orada olmak gerekiyordu. Nasıl Alican evet, iyi evet. arkadaşımdır. Alican bu işin evet. peşine düştü. İşte gitti eczacı başından başka insanlarla görüştü. Bir noktaya getirdi. Amerika'da da bir noktaya kadar getirdi ama bu işin peşine düşmek lazım. Biz akademisyenleriz iki kişi olarak, kurucular olarak. Şimdi yanımıza mesela Arda Karaduman'ı aldık. Arda Karaduman şu an bizim şirketimizin CEO'sudur kendisi. Şimdi uluslararası bütün yatırım işlerini, ticaretleşme işlerini kendisi takip ediyor. Bu seneki mesela biyodijitale katıldık tekrar. Bunlar hep ödüllerle gittik. Geçen seneki Bio'ya da ödülle gitmiştik. Bu seneki Bio'ya da Bio Türkiye'ye birincisi olarak gittik. Bu sayede oradaki insanlardan, hani şimdi dijital olarak yapıldı bu. 5-6 tane yatırımcıyla dirsek temasımız devam ediyor. Dekla gitti onlara. Şimdi hani yurt dışından yatırım bulmak çok daha zor. Yurt dışındaki yatırımcı Türkiye'deki hiçbir firmaya güvenip de işte bunlar Türkler bir noktaya kadar getirmişler. Çok zor. Düzelteyim mi? Bir ufak, çok kolay yurt dışından yatırım almak. Türkiye'de kalacağım derseniz imkansız. Doğru. Türkiye dışında kalacağım ve bakın, yönetim olarak orada bakın. Olacağım derseniz. Çok güzel. Ama ben de şunu söyleyeyim. O zaman niye Türkiye'de oturuyoruz? Gidelim yurt dışında oturalım. Hayır. Yaşayalım. Şöyle benim önerim şu oluyor genelde. Yönetim ekibi yurt dışında fundraise etsin, mühendisleri Türkiye'de tutsun. Türkiye'ye tamam, faydası. Bunu kabul ederim. Böyle açıklamak lazım bunu. Bunu açıklamak lazım. Yani ama o zaman, sizin bu pozisyonunuz size 3 sene kaybettirdi. Başkası gelip sizin pazar payınızı yerse üzülürüm diye söylüyorum. Şimdi bizim çok haklısınız ama bizim geleceğimiz noktaya yine o insanlar 3 yılda gelebilirler. Çünkü CE çıkartmak özellikle sınıf 2A kategorisinde Türkiye'de ilk defa CE'yi çıkartan bizim firmamızdır. Dijital kategoride. FDA bile daha 2019 yılında dijital şeylere onay vermeye başladı. Bir FDA başvurusu bizim mesela ne konuda yardımcı olabiliriz dediniz ya. Mesela FDA'ye başvurmak için bize yardımcı olun. 750 bin dolar lazım. Sadece abi, FDA sürecini tamamlamak için 750 bin dolar lazım. Biliyorum. Yani ben Türkiye'de son 3 sene yani 2016, 2017, 2018'de Türk
Global Türk de adını koyduk marka şey olarak. Global Türk'lere en çok yatırım yapan insanlardan bir, hatta en çok yatırım yapan yapıyı kurdum. 22 tane şirket yatırım yaptık biz. Tek söylediğim buydu ama Türkiye'de kalacağım demiyorsanız. Hayır. Biz şimdi açıklamayayım. Ama bu çok anlıyorum. Tabii. Açıklamayayım. Şimdi bir başka bir Avrupa ülkesinde şu an biz kendi bir şirket daha kuracağız. Bu şirket arasında iki şirket arasında ilişkiyi kurup oradaki yöneticiler bize şey dediler. Biz size fundraise ederiz. Bu projeye güveniyoruz. Zaten C&Z'i çıkartmışsınız. Satışa hazırsınız. Buradan işte gerekli olan şeyler yapalım. Siz mühendislik kadronuzu yine Türkiye'de tutun. O bize bir şey demiyoruz ona. Ben şunun peşindeyim bakın. Yoksa bu şirketi alıp Avrupa'da, Amerika'da kurmak çok kolay. Büyütmek de çok kolay. Yani ona dedike olup onu oradan yürütmek çok kolay. Ama benim amacım o değil. Benim amacım nasıl burada bir farkındalık yaratmak çalışıyoruz. Türkiye'den de bu işin çıkabileceği ve Türk insanının bu işin dünyaya yapabileceğini göstermek benim derdim. Ama metodolojide ortodoks olmamak lazım burada. Doğru orada söylüyorsun. Bu zaman içerisinde öğreniyorsunuz ama. Bunu kimse sizin elinizden tutup bunu göstermiyor ki. Gel Tunç seni şuraya götüreceğim. Bak şu insana tanıştıracağım. Gel sana şu kadar yatırım bulacağım demiyor ki. Türkiye'de... Ben diyorum sağlık bambaşka bir alanda. Ali Can'la çok konuştuk bu zamanı ama sizin ya hani bir de şey olarak da çok zor. Ben çok iyi anlıyorum sizi. Yani akademisyenlik göreviniz var. Yardımcı doçentiniz var. Zaten ülkedesiniz. Adam diyor ki gel Amerika'ya. Nasıl geleyim Amerika'ya? Bu hakikaten çok zor bir şey ama ya elinize sağlık. Şu oraya kadar getirdiğiniz yer zaten çok güzel. Sadece şu şeyi yani umarım bundan sonrası daha kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. En kısa zamanda. Evet, Arda'nın bize katılmasıyla daha kolay olacağını düşünüyorum. Sizin Global Türkiye'den mi ulaşıyor size? Yok, bana direkt Zehra'lardan e-mail alınışın. Ben Ottu Teknokent için San Francisco'da o yapıyı kurdum. Bizim yatırım yaptığımız şirketler dünyanın en iyi hızlandırıcı programlarına girdiler bizden sonra. Ben de bir kısmı yatırım yapma şansı buldum. Ama tek söylediğimiz avantaj oydu. Türkiye'de mühendis kapasitesi inanılmaz. Know-how inanılmaz. Para yok. Dolayısıyla bunu yurt dışına taşıyacak know-how da yok. Onu biz verdik. İşte hepsini San Francisco Yeterik'sin, Yeterik yatırımcıların karşısına çıkarttık. Çoğu da çok iyi ilerlediler Allah'a şükür. Biz mesela... Ama bu çok zor bir süreç. Bunu yapan Türkiye'de yapamadı. Yok. Yıldız Teknopark'ın mesela hızlandırıcısına katıldık. Accelerate'ine. Orada London UK Base'ine katıldık. Orada tanıştığımız bir başka bir mentor vardı. Mentor dedi ki siz dedi bu projeyle dedi hemen 200 bin dolar bulayım ben dedi. Tamam dedim. Çok güzel dedim. Hemen bulalım 200 bin dolar size. Evet. Beni konuştururlar. Dediler ki siz dediler önce bir dediler 1507 yapın isterseniz. O zaman C'miz yoktu ama. 1507 yapın dedi. Ondan sonra ya bakın dedim. Ben bu noktaya kadar getirmişim. İlerlemeye devam ediyorum. Yani 1507 yapayım, satışa başlayayım. Benim size o zaman ihtiyacım yok ki. Ben şu an dünyada direkt donanımla yapılan bir teknolojiyi dijitale çevirmiş olan bir adam olarak karşınızdayım. CE başvurularınızı yapmış olan bir adam olarak karşınızdayım. Siz bana 1507 yap diyorsunuz. 1507 yapmak demek bir yıl sonraya atmak demek bu dedim şeyi. Yani bir de bakın. Bir de uğraşılmaz ki ya. Neyse ama güzel bir noktadayız artık onu söyleyeyim. Şu an hani şeyimize de başladık. Fundraise'imize de görüşmelerimize de başladık. Umarım bir fundraise'i tamam kapatacağız. Round'u kapatacağız. Bu seed olarak kapatacağız bunu. Sonra da önümüzdeki... Yani ben elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Teşekkür ederim. Çok çok stereotypical bir case oldu yani. Bu arada şey söyleyeceğim. O paperwork'la uğraşılmaz dedim. Ne olur yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de TÜBİTAK olmasa girişimcilik olmaz. Doğru. Biz öyle başladık. 1512 ile başladık. Bakın daha ilginç bir şey söyleyeyim ben size. 1512'yi alırken dedik ki biz şunu yapacağız. O gittim o jüri karşısında. Jüri dedi ki bana siz buraya nasıl geldiniz dedi. Ben de uçakla geldim dedim Ankara'ya. Yok dedi onu sormuyoruz dedi. Siz bir tıp doktorusunuz dedi. Ben son saat 5'te sunum yapıyorum oradaki jürinin hepsine. Adamların kafa olmuş davul. 49 tane şey dinlemişler. Ben 50.yim. Yok dediler dinlediğimiz 49 tane adam mühendisti. Siz tıpçı olarak geldiniz buraya. Bu noktaya nasıl geldiniz dedi. Dedim büyük düşünüyorum ben dedim. Mühendis ekibim var. Beraberiz bir ekip olarak yola çıktık buraya dedim. Evet. Noktaya geldik. Adam bana tamam dedi. Benim başka sorum yok dedi. Ben oradan çıktığımda bir mesajın ki alacağımızı %99 düşünüyordum zaten. Ama bu sonra daha ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Biz bunu ticarileştirme noktasında James çıktı dedik. Trademark'ımız Presimo'nu oluşturduk dedik. 1507'ye başvurduk bir üst kademesine. Hani
fonlamaya devam etsin proje. En azından kira olsun, işte yeni elemanlar katılsın diye büyütelini. Müziği vermedi TÜBİTAK bir zaman. Bunu yapacak şeyiniz yok dedi. Değil aslında. TÜBİTAK'ın yani proses gereği oraya koyduğu jürilerde bir... Tabii. Neyse bu konuyu çok konuşuruz. Daha. Belki bir sonraki 1500'ü engellemiyoruz. Yok fark etmez. Sonuçta jüri geldi dedi ki bize bunu yapacak yetkinlikte adam yok dedi şeyinizde dedi. Dedik bu noktaya gelmişiz. Rapor öyle geldi bize. Dedim ki bu noktaya gelirken de dedim bir yetkinliğimiz yoktu. Biz bunu Ar-Ge'yle bu noktaya getirdik dedik. Tabii orada biraz daha farklı oluyor. 1507 daha çok hani şirketlere veriliyor. 1512 fikre veriliyordu. Tabii ki oradaki şeyi anlıyorum. Yani 1512'deki fikri bir ürüne çeviriyor. Yani sonuçta hani ben geldiğimiz noktadan memnunum. TÜBİTAK'a çok teşekkür ediyoruz. Bu kapıyı bize açtığı için. Başka projelerimiz de bekliyor orada. Hani verdiğimiz biz şey yapmıyoruz. Devam ettiriyoruz projeleri. Güzel bir noktaya gideceğine inanıyoruz Ela Teknoloji olarak da. Dediğim gibi hocam tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben çok de Ozan teşekkür ederim. Dediğim gibi biz yani benim Türkiye'de olup da Türkiye ile çalışmıyor olmamın sebepleri aslında biraz bu konuşmadakiler. Ama dediğim yani nasıl yardımcı olabilirsem ne olur Zehra'lardan benim iletişim bilgilerimi alın. Seve seve elimden geleni yaparım. Saygılar, sevgiler. Çok teşekkürler yayına davet ettiğiniz için de. Çok sağ olun. Hocam çok mutlu olduk gerçekten ve ben çok keyif alıyorum şu an böyle bir yayına imza attığımız için de. Sizleri konuşturmak da bizim için büyük bir keyif ve dinlemek. Ve umarım yardımcı da olabiliriz. Böyle bir şey de yapabilirsek tabii ki çok çok daha mutlu olacağız. Tabii yani startupların artması lazım, fikirlerin artması, desteğin artması lazım insanlara. Yani yürümeli, devam etmeli. Aynen. Çok sağ olun. Süper. Çok görüşmek teşekkürler. Üzere. Çok sağ olun. Hoşçakalınız. Evet, iki tane süper örnek oldu. Ben bütün Sağlıkta Açık İnovasyon Kampı dinleyicilerine ve katılımcılarına umarım faydalı olmuştur. Bana çok faydalı oldu. Bir kişi daha geldi. Alim Bey. Adem Bey. Adem Bey. Açacağım. Alo. Tamamdır. Bu da son süper. Olsun. Umarım. Ama bir tane daha girişimcimiz var. O da girmek üzere. Çok iyi bir girişim. Ondan sonra şey çabuk, yaparız. Çabuk alırız. O zaman ben sahneden düşüyorum ve sizi sahnede bırakıyorum yalnız. Adem Bey buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ozan Hocam daha önce sizi... Hatta hep beraber mi konuşsak? Özgür Bey de gelmiş. Olur. The more the merrier. Merhaba hepinize. Nasılsınız? Selamlar. İyi çok şükür. Merhaba sadece. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Süper. Şöyle yapalım. 2 dakika Adem Bey anlatsın. Ben soru sormadan 2 dakikada Özgür Bey anlatsın. Sonra ikinize birden bir yardımcı olabilsem sevinirim. Ama nasıl olsa bunu offline'a taşırız. Yani şeyin dışında da konuşuruz muhakkak. Hadi bakalım. Ben başlayayım o zaman. Özgür Bey'den daha önce katıldım sanırım. Sıralama bende oluyor. Şöyle söyleyeyim. 2018'de aslında Eken Birek'te sizle görüşmüştük. Benim bir startup'ımla alakalı konuşma yapmıştık. Tabii o startup olmaktan çıktı. Başka bir yöne evrildi. İnişe geçti. Yani fail up gibi bir şey oldu. Fakat onu anlatabileceğim bir seviyeye erişti. O da bir gurur meselesi oldu bende. Gururla bunu anlatabilirim diye böyle bir hikayem var. Aynı zamanda ben bir akademisyenim. Araştırmalarımı da yapmakla uğraşıyorum. Sağlık sektörüyle tabii iç içeyim. Hastanede ben de genetik alanında çalışmalar yapıyorum. Bu dönemde biz bir çalışmamıza sanayiden bir ortak bulduk. Ve bunu üniversite yönetimi destekleyeceğini söyledi. İşte sanayinin ya da bulduğumuz koca bir firmanın şeyi yöneticisi ya da sahipleri destekleyeceklerini söylediler ama burada yola çıkarken yapmamız gereken şey ne olur? Ayrı bir şirket kurup onun üzerinden mi gitmek, onlarla birlikte mi gitmek, onların Ar-Ge'si içinde mi kaybolmak yoksa ne yapalım? Hızlıca bunu sorayım ben size ve kenara çekileyim. Süper. Buna çok bir cevabım var inşallah. Yayında kesmek zorunda kalmayın.
Özgür Bey, sizinkini de duyayım. Öyle ikinize birden bir aklımdakileri anlatabileyim. Ben aslında bir soruyla gelmedim. Ben bir şeyler anlatacağım diye geldim. O yüzden istiyorsanız benim daha uzun olur anlatacağım şey. Siz istiyorsanız cevaba geçin ilk önce. Şöyle, Türkiye'deki çok az araştırma görevlisine tasarlanmış hızlandırıcı programdan bir tanesini yaptık. 2 sene önce oldu için. Orada da aynı şeyleri anlatıyorduk. Bu, yani eğer üniversitede, Türkiye'de başka böyle programlar varsa, Ankara'da Viveka galiba yapıyor buna benzer şeyler. Ne olur şuna yapın, üniversiteden yaptığınız teknolojinin lisanslamasıyla alakalı kesinlikle bir format isteyin. Yani deyin ki ben bir şey bulursam bunun aidiyeti kimde olacak? Ben üniversitede mi bunun intellectual property'ni tutmak zorundayım? Yoksa şeyde mi tutmak zorundayım? Şimdi, yani şahıs olarak mı yapmak zorundayım? Bunu öğrenmeniz lazım. Patent Effect diye bir podcast var. Bir geçen hafta ya da ondan önceki hafta bu konuyu konuştuk. Ne olur o podcast'ı dinleyin. Orada çünkü çok geniş anlattık. Teknoloji lisanslaması yapmak için kendi şirketinizi kurup o teknolojiyi o şirkete lisanslamanız lazım. Kesinlikle ve kesinlikle joint venture önermem. Şirketle sizin ortak bir yapı yapmanızı önermem. Türkiye'de bu işlerin sonu iyi gitmiyor, öyle diyeyim. En böyle politically correct olacak şekilde. O şirkete diğer şirketten yatırım almak konusunda bir çalışmanız olabilir. Ama her şeyden önce müşteriye odaklanıp teknoloji geliştirmekten çok ürün ve satılabilir bir ürün geliştirmeye odaklanın. Teknolojisini yaparsınız zaten. Benim onunla hiç söylediğim yok. Biraz önceki konuşmada da aynı şey oldu. Yani Türk mühendis yapar ama satamaz, pazarlayamaz. Önce satıp pazarlama tarafına odaklanırsanız yaparsınız teknolojiyi. Türkler en ufak bir tereddüt olmaz. Ve biraz önceki, yani çok önce söylediğim yanlışım yoksa, gecikmeden yurt dışıyla alakalı strüktürleri oturtmaya uğraşın. Oradan yatırım bulmak, oradaki hızlandırıcılara gitmek, oradan hızlanmak çok daha kolay ne yazık ki. Türkiye'de ne yazık ki bir tane erken aşama hızlandırıcı program kalmadı. Para vermeyi garanti eden. Herkes herkesi alıyor içeri. Sonunda da belki bir para veririz diyor. Böyle olmaz bu iş. O yüzden ne yazık ki diyorum, Türk mühendis Türkiye'de büyüyemiyor. Türk mühendisin Türkiye dışına baştan çıkması lazım deyip ben aslında Özgür Bey de şey uyarısında bulundu çok güzel. Ben çok konuşurum dediği için ben sahneyi kendisine bırakıp kaçabilirim. Devam. Hepinize çok selamlar, çok sevgiler. Adem Bey size de kolay gelsin. Çok sağ olun. Bana direkt Twitter'dan taktiğe ulaşabilirsiniz. En kolay yol o. Deyip size sevgilerimi ve özlemlerimi gönderiyorum. İnovasyon kampına olanlara teşekkürler. Özgür Bey, top sizde. Kaçıyor musun hemen? Ben kaçayım. Ozan kaçan. Ozan'cığım çok teşekkürler aramızda olduğun için. Biz devam edeceğiz yayına. Girişimci arkadaşlarımızla. Size çok seviyoruz. Ozan'cığım görüşürüz. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok sağ ol. Bay bay.